Garbarus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta dünyanın en küçük ve en kullanışlı evlerinden birini yapacağız. Ben buraya iki tane yaptım. Daha önce biliyorsunuz dünyanın en küçük evi diye bir video çekmiştim. Ancak bu ondan çok daha güzel görünüyor ve ondan çok daha kullanışlı. Bu arada ev yapma videolarının devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya şimdiden bir like atarsanız sevinirim. İsterseniz de fazla uzatmadan başlayalım. Çok uzun sürmeyecek yapması çok kolay ve gerçekten başlangıç için kullanabileceğiniz evlerden bir tanesi. Buradan baka baka yapacağız. Şimdi ilk olarak cam ve slab almamız lazım. Siz istediğiniz renk odun kullanabilirsiniz. Hatta istediğiniz blokları kullanabilirsiniz. Ben şimdi Nasıl yapılacağını size göstereceğim. Bu arada bu benim tasarımım değil arkadaşlar. Yine yabancı bir Youtuber'ın tasarımı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Şimdi 6 tane cam koyacağız bu şekilde. Dur, Tekrardan yapıyorum size şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daha sonra bana çok hızlı yaptığımı söyleyerek kızıyorsunuz. Sonra slaplardan birini buraya, birini buraya koyuyoruz. Şuraya da bir blok koyup 3. slabı koyuyoruz. Daha sonra üst slabdan 9 tane çekeceğiz bu şekilde. 9 tamam. Bu şekilde görünecek. Şimdi şu sol kısmı yerle birleştirmemiz lazım. Bu arada bir şeyleri anlatırken yine ben böyle kekeleyeceğim gibi. Sağ kısmı da yerle birleştiriyoruz. Anlayacağınız üzere burası kapı için bir yer olacak. Daha sonrasında şurayı kapatalım. Yalnız hepsini kapatmıyorum. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Şu şekilde üstten bir boşluk bırakacağım. Birazdan modern görünsün istiyorum. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Tamamdır. Şimdilik şu şekilde bir görüntü elde etmiş olmanız gerekiyor. Daha sonra buradan gelip toprak alacağız arkadaşlar. Evimizin üstünde tam teşekküllü bir tarla var. Onu da şu şekilde koyacağız. Tarlayı hatta şey yapalım. Ee, direkt böyle sulayalım falan. Suyu ortaya koyacağız. Daha sonra ne gerekiyor bize? Seed gerekiyor. Bir adet çapa gerekiyor. Bir de bone meal koyalım. Bone meal tamamdır. Şimdi bunu... 8 tane aslında az da değil. bayağı buradan ürün elde etme şansınız var. Tabii ki büyük bir tarlanın yerini tutmaz ama başlangıç için açıkçası kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Survival'da gayet kolay bir şekilde yapılıyor bu ev. Şimdi merdiven almamız lazım. Leather. 3 tane merdiven çekeceğiz, çekeceğiz şuraya. 1, 2, 3. Daha sonrasında sign alacağız. Yani tabela. Tabelaları şu şekilde. 3 tane buraya. 1, 2, 3, Camın olduğu yere 3 tane. 1, 2, 3. Çok mu hızlı gidiyorum bilemiyorum ama. Şuraya da 1, 2 ve 3. Son olarak şöyle evi bir şeyden çevresinden göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir Görüntü elde etmiş olmanız gerekiyor. Şu kısımlar önemli. Çünkü buraya sandıklar falan koyacağız. Sandıkların açılması için yaptık bu slab boşluklarını. Şuralara dikkat edin özellikle. Gerisini istediğiniz gibi kafanıza göre değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında şuradan farklı bir renkte stairs alacağız. Merdiven. Ters şekilde şöyle koyacağız. Aynı rengin. Bir de slab'ini almamız gerekiyor. Onu da şu şekilde koyacağız. Daha sonra burası. Ön kısım tamamen süsleme. Neyimiz var burada? Bir tane torç var, bir tane çiçek var işte. Ee, şurada yaprak var ve fence var. Hemen gelin bunları da yerleştirelim. Fence'i buraya koyuyoruz. Üstüne yaprak koyuyoruz. Dediğim gibi bu tamamen süsleme. Buraya bir tane torç koyduk. Ee, benim bir tane flower pot almam lazım. Nerede? Burada. Flower pot yani saksı onu da şu torçun altına koyduk bu şekilde bir görüntü elde etmiş olmanız gerekiyor dış kısmına baktığımız zaman sanırsam bu şekilde eksik bir şey yaptık mı eksik bir şey yapmadık şu üst kısmı istediğiniz gibi çıkabiliyorsunuz böyle tarlaya da zarar vermeden ee, burada ürünlerinizi alıp tekrardan aynı şekilde yere inebiliyorsunuz gayet kullanışlı bir tarlası var şimdi evin içi önemli Evin içi çok dar olacak ama burada önemli olan şey zaten evin küçük olması ve kullanışlı olması. Şimdi girdikten sonra 1, 2, 3, 4. 4 tane blok kırdınız. Sonra sondan sol taraftaki 2'yi kırdınız. Sağ taraftaki 2'yi kırdınız. Torçu istediğiniz yere koyabilirsiniz. içeriye aydınlatması için. Bu arada ben bir şeydir kullanıyorum. Çok fazla aydınlık konusunda bir sıkıntı var sanırım ama normal Minecraft'ta şu torç burayı deli gibi aydınlatacaktır zaten. Şimdi yatak alıyoruz. Yatağı şu kırdığımız blokların en ucuna yerleştiriyoruz bu şekilde. Daha sonra başlangıç için bize ne gerekiyor? Chest gerekiyor tabii ki. Chest'imizi alıp yatağın sol tarafına koyuyoruz. Şu şekilde şu cam sizi korkutmasın. Bu chest açılıp kapanabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, sağ tarafı fırın koyabiliriz. Başlangıçta bir survival hayatta kalma oynarken fırın da önemli. Hatta iki tane koyalım. Ee, ve en önemli şeylerden biri olan crafting table'ı da alıp yatağın hemen ucuna koyacağız arkadaşlar. Eski versiyonlarda sıkıntı olmuyor. Belki yeni versiyonlarda şu yatak öne alınabilir. Çünkü hani bloklara sıkışma durumu olabilir. Onu deneyebilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdi ben şundan kullanacağım. Slap. 2 tane ya da bir tane blok kullanabilirsiniz. Şu şekilde crafting table'ı kapattık. Son olarak yapacağımız şey de evin kapısını koymak olacak. Ve evimiz gördüğünüz üzere tamamlandı. Yapması 5 dakika falan sürüyor. Hatta daha kısa sürüyor. Alıştıktan sonra e, videoyu böyle yavaşlata yavaşlata izleyebilirsiniz ev gerçekten kullanışlı bu arada hani sadece şekil olsun diye değil ama aynı zamanda da çok şekil hatta şöyle bir kürek alalım kürekle de, de evin önüne şöyle yol yapalım birazcık baya güzel görünüyor gerçekten çok dışarıdan çok güzel görünüyor dediğim gibi yukarı çıkabiliyorsunuz burada e, tarlayı kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında ev başka neyimiz var? Çok da bir özelliğimiz yok ama en azından diğer dünyanın en küçük evi gibi yerin altına yapmıyoruz. Daha sonra giriyorsunuz, uyursunuz burada. Sandığınıza istediğiniz şeyi koyarsınız. Burada fırınlarınız var, crafting table'ınız var. Her şey çalışıyor. Fırınlarda sıkıntı yok zaten. Böyle küçük bir başlangıç evi ve gayet de güzel görünüyor. Bunun gibi ev yapım videolarının ya da tasarım videolarının benim kendi yaptığım birkaç tasarım da var arkadaşlar. Onlar biraz büyük evler açıkçası. Onları da görmek istiyorsanız bu videoya deli bir like atabilirsiniz ve beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi Minecraft'ta dünyanın en küçük ve en kullanışlı evlerinden birini yaptık. Burası böyle küçük bir mahalle gibi göründü. Gayet güzel görünüyor. Şu araya da bir tane yapmak lazım. Ee, o zaman videomuzun sonuna geldik. Bu da böyle kısa ve gerçekten yararlı bir video oldu bence. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.